esenlik dolu günler dileyerek bir sohbetimize daha başlıyoruz sevgili canlar. Bugün size Toroslardan 3000 yılına selam gönderen bir aşığımızı anlatacağım. Önce üzerinde kalmasın diye selamını ileteyim. Üzerinde duran bütün canlıya selam söyle dünya 3000 yılında. Renk, ırk, fistan, pantol, kara donluya selam söyle 3000 yılında. 2000 yılından size seslendik. Türkülerimizle dümtek eslendik. Sizi bilmek ama biz zor beslendik. Selam söyle dünya 3000 yılında. Nuh'un tufanında gemimiz oldu. Hayyam sofrasında demimiz oldu. Tüm yarınlar gitti dünümüz oldu. Selam söyle dünya 3000 yılında. Biz de sizin gibi gezdik alemde. Hak cemalin seyrettik Adem'de. Aman ha unutma bildir erdemde. Selam söyle dünya 3000 yılında. Senin olsun malın, mülkün, sarayın. Hiç kimseye hayrı yoktur parayın. Gönlünüzde Devran Baba'yı arayın. Selam söyle dünya 3000 yılında. Evet sevgili dostlarım, bu sohbetimizde Adana Mersin arasında Devran Baba'nın izini süreceğiz. Devran Baba'nın asıl adı Mustafa Şahin Yılmaz Türk'tü. 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aşıklık geleneğinde geçmişi olan bir aileden geliyordu. Babası Halil Yılmaz Türk, annesi Fatma Hanım, dedesi Şükra lakabıyla anılmakta Adana taraflarında. Büyük dedelerinden birisi de Koca Seyit adında ermiş olduğuna inanılan bir zat. Bu zatın Tunceli'de ve Elazığ'da yaşadığı, oradan da yaklaşık 180 yıl önce Adana'ya gelip yerleştiği anlatılır. Mustafa Şahin ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula başlamıştı ama ortaokul son sınıfta ayrıldı, bitiremedi. Küçük yaşlardayken bağlamaya merak saldı. Bu merak öylesine büyüktü ki evdeki tokaca atların kuyruğundan kopardığı kılları bağlayarak saz yapıp çalmaya başladı. Hakkında çok değerli bir araştırma makalesi yayınlayan Profesör Doktor Nülgün Tıblak Coşkun'a şöyle anlatmıştı o günleri. Tokacımın teli koptuğunda yine atın kuyruğundan kıl çekerdim. Çok ilginçtir ki at kendisinden kıl alacağımı anlar, kuyruğunu bana doğru yaklaştırır. Bu durum bir süre devam etti. Ve sonunda büyük babam işin farkına vararak atın bana zarar verebileceği düşüncesiyle ona yaklaşmamam konusunda beni uyardı ve daha sonra amcama benim için bir saz aldırdı. Mustafa Şahin saz çalmayı öğrene dursun. Babasının çiftliğindeki hayvanlara bakan bir çoban Mehmet vardı. Çok iyi kova çalmaktaydı. Onun da etkisi altında kaldı. Aslında ailesi onun saza, söze kendini kaptırmasını istemiyordu. Ama o aynı cemlerde dedelerin, zakirlerin deyişlerinden etkileniyordu. Fırsat buldukça Malatya, Maraş, Erzincan dolaylarından gelen dedelerle aynı ortamda bulunmaya çalışıyor, onların şiirlerini dinliyordu. Aşıklık geleneğinde önemli bir yeri bulunan rüya ve rüyada bade içme olayı Devran Baba'da oldu. Manasını büyük babası Şükrü Ağa verdi. Atalarının izini
torununda gördüğü için Şükrü'ye devretmek, dönmek anlamında Devran Baba adını buna vermişti. Uçsuz bucaksız bir deniz, umman deryadan burgaçlandım, döndüm, durdum, duraldım, geldim. Milyar sene yattım, kaldım, kalktım hülyadan, tokaçlandım, yundum, yundum, arıldım, geldim. Çok şükür ki düştüm ağızdan, hak neşesine. Gönlüme akanın durdum, kul köşesine. Aş tapası oldum, girdim yar şişesine. Tukaçlandım, dondum, çıkmam, ara aldım ya. Veysel Karani ile epey çobanlık ettim. Yemen çöllerinde kaldım, çok deve güttüm. Eshab-ı Kehf ile 309 yıl yattım. Kırbaçlandım sandım, kalktım, sır aldım. Bakın şimdi, aşık devran bir baba oldu. Gönül aynasını sildim, tozunu aldım. Leylek oldum, uçtum gittim, Hicaz'a kondum. Miraçlandım, yüzüm sürdüm, nur aldım geldim. Devran Baba, 18 yaşındayken komşu kızı olan Müzeyyen Hanım'la evlendi. Bu evlilikten iki kızı, iki erkek, evlat sahibi oldular. 1962-1964 yıllarında İzmir'de askerlik yaptı. Geçimini baba mesleği olan çiftçilik yaparak sağlıyordu. Mustafa Şahin, Aşık Veysel'e hayrandı. Aşık Veysel onun ilham kaynağıydı, idolüydü. Aşık Veysel'in gözleri görmeyen fakat gönül gözü gören bir ozan olduğunun bilincindeydi. Aşık Veysel gibi irticalen şiir söylemeye heves etmedi. Şiirlerini önce yazıyor, sonra saz eşliğinde okuyordu. 9 telli bağlamadan çöğüre kadar bütün sazları çok iyi çalabiliyordu. Usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmedi. Aşık Ali İzzet Özkan, Aşık Davut Suları, Aşık Mahsuni Şerif'le aynı ortamlarda bulunmuştu. Karşılıklı etkilenmişlerdi. Aynı çevrede yaşamış olan Aşık Hacı Karakılçık, Aşık Feymani ve Aşık İmam ile de tanışmış, onları dinlemişti. Kendisini geliştirmek için diğer aşıkların şiir kitaplarını da okuyordu. Yunus Emre'yi, Kaygısız Aptal'ı beğeniyordu. Devran Baba, Türkiye'nin hemen birçok yerini gezip gördü. Halka açık birçok konser verdi. Ben de onu yıllar önce Tarsus'ta bir Karacaoğlan şenliğinde görmüş, dinlemiştim. Şiirlerini tarif etme adını taşıyan bir kitapta yayınlamıştı. Şöyle kitap adını veren şiir: Gönül bahçesinin gonca gülünü verememişsen gülü tarif etme dost. Kan kalesindeki meral gölünü girmemişsen gölü tarif etme dost. Arı çiçek çiçek toplar balını, sırdır hiç kimse demez halini. Coşkun akan suda yar cemalini görmemişsen seni tarif etme dost. Hakikat şehrinden uzak dolanma, sil gönül aynanı toza bulanma. Sen kendi kendine ara bul amma, ermemişsen kulu tarif etme. Devran Baba fark eyledi dostum, gözü görmez gül ağacı bastonu, Hacı Bektaş gibi haçta postunu, sarmamışsan yolu tarif etme dost.
Devran Baba'nın mizacının, kültürünün içinde bulunduğu ruh halinin, dış dünyaya bakışının, seslendiği kitleyle ilişkisinin, dili kullanma şeklinin oluşmasında doğup büyüdüğü çevrenin etkisi oluyor. 1999 yılında eşiyle ayrı yaşamaya başladı. Mersin'in bir yaylası olan Gözne beldesinde hayatını yalnız olarak bir anlamda inziva içerisinde sürdürdü. Buranın manzarası, havası çok güzeldi. Gözne'yi seviyordu, sağlığına iyi geldiğini öne sürüyordu. Zamansız bir mekan buralardayım, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Ateş, hava, toprak ve sulardayım, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Tekirdekten meyve, otlardan ete, baktım ağı katık olmuş şerbete. Zaman tümelinden geldim gurbete, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Bir mezarlık, taşta sevmek yazılı. Bir fermanlık, suçta sevmek asılı. Bir dakikalık düşte sevmek yazılı, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Okunmuyor gizli yazı alında, bu ne muhteşem sır arı balında. Işık kümesinde, saman yolunda, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Beden mahpushane, ruhen mahkum. Şu koca uzayda, çölde bir kumum. Size diyor devranı babanız duyun, sürgündeyim dünya denen bir yerde. Devran Baba her zaman sevgiye önem vermişti. Bu özelliğiyle diğer insanlardan farklıydı. Daha önce de belirttiğim gibi Hayali, Mine, Şenel, Hakan isimlerinde iki kızı, iki de erkek evladı vardı. Ezgi, Tekinay, Hilmi, Çağla, Batuhan, Oğuzhan, İrem, Şahin adlarında da 8 torunu oldu. Onları çok seviyordu. Devran Baba bir biçiminde alışılmadık yöntemler denedi. Alışılagelmişin dışına çıkarak birden çok uyağı aynı anda kullanmak becerisini gösterdi. Çok enteresandı. Şiirleri de enteresandı. Her anımda günün, haftanın, ayın, yılın sağıldı. Derdim burgacına düştüm, döndüm, ruhum dağıldı. Deste deste, harman harman, yığın yığın yığıldı. Yük yük böcekleşti, dik dik dertler içimde. Vücudum şehrinde şimşek çaktı, yıldırım düştü. Yandım, yüreğimin başı dumdum suyunu içti. Damarım zil attı, boy boy oldu, çınarı geçti. Kök kök göbekleşti, dik dik çıktı dertler içimde. Devran Baba, ne oldu bülbül gibi düştüm bin zara. Yanından yönünden eyüp gibi açıldı yara. Çevresi göverdi, mosmor morardı kapkara. Tek tek hep depreşti, kat kat pişti dertler içim. Bestelerini birçok sanatçıya vermesine rağmen onlardan bunun karşılığında hiçbir maddi talebi olmadı. Devran Baba eli bol, gönlü zengin bir insandı. Hemen
her konuda şiirler yazdı. Sosyal sorunları, aşkı, sevgiyi, ayrılığı ve politik konuları türkülerinde dile ve tele getirdi. Sen ulu bir çınar, ben de dalınım. Beni kırıp bir yere assan ne olur? Ben senin malınım, hem de kulunum. Köle pazarında satsan ne olur? Sürüden sürüye kartsan ne olur? Kime esir gönlüm? Sırdır söylemem. Dakikam asır oldu, rahat ölemem. Benden kesir çıktı, tövbe bölemem. Hesap edip bire katsan ne olur? Mansur gibi dara taksan ne olur? Devran Baba teslim oldu, buyurun. Sırlarını açın, halka duyurun. Belki bir aç vardır, karnın doyurun. İtlere yal yapıp açsan ne olur? Çamura, çirkefe başsam ne olur? Borumda gezdirdim, tam 30 sene bu, tam 30 sene. Çingaklı yılan yılan çıktı sevdiğim, çıktı sevdiğim. Ne sülüğe benzer, ne de akrebe, ne de akrebe. Çingıraklı yılan yılan çıktı sevdiğim, çıktı sevdiğim. Gerek aşık edebiyatımıza, gerekse halk musikimize söz ve besteleriyle katkı sağlayan, halkçı mütevazi kimliğiyle tanınan Ozan Devran Baba, 8 Temmuz 2012'de aramızda. Sevenleri 9 Temmuz 2012'de vasiyet ettiği üzere aile mezarlığında çok sevdiği sakız ağacının altına defnettiler. Devri daim olsun. Kalanlarına sağlık, uzun ömür diliyorum. Sevgili dostlar, bir başka aşığımızla sohbette buluşmak üzere. Esen kalın.